özellikle bölgedeki ilçelerimizde ve köylerimizde her hanenin altında ya bir veya birden fazla hem traktör veya tarım aletleri altında kaldı. Bölge tamamen tarımcılıkla uğraşıyor. Eğer bu traktörler, bu gördüğünüz traktörler yerine getirilmezse, yapılmazsa, tamir edilmezse veya yenisi yapılmazsa bu gerçekten ekilen yerlerin imkansız halde hiçbir zaman bu tarım gerçekleştiremeyecek. Buradan özellikle bunu belirtmek istiyorum. Sayın Tarım Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na bu konuyla alakalı uyardım. Kesinlikle traktörlerimizin, çiftçimizin zararları karşılanması lazım. Öncelikle şunu da söylemek lazım. Muhtarımızın ve köylülerimizden duyduğumuz iki traktörü enkazın altında gördük. Bir tane binek arabası altında ve yine enkazın altında 50 ton buğday var. Bu insanların ekim dikim araçları acilen karşılanmazsa zaten ürettiklerini satamamışlar. Burada da ekim dikim dikemeyecekleri için bunun sonucunda çiftçi çok çok daha perişan olacak. Buradan bir çağrı da ben Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmak istiyorum. Bu yıkılan binaların %40'ını bu depremzedelerden alamazsınız. Bunun yerine buradan çıkacak olan demirleri ve hurdayın satış fiyatından oluşacak parayı buna saymanız lazım. Bu mağduriyete bir miktar nebze olması için. Evet muhtarım, seni de dinleyelim. Evet efendim. Traktörlerimizin hepsi göçük altındadır. Tam iş güç zamanı. İki traktörüm şu an göçük altında hala. Kesinlikle hiç zaman değil yani. Yarın bile traktörlerin gelmesi gerek. Bu şekilde talepten bulunuyoruz. Bir tane değil. Köyün en az 6 tane traktörümüz ve ekipmanlarımızın tümü göçük altında. Sulama ekipmanlarımız göçük altında. Gübre ekeceğim. İnanın kesinlikle traktörüm yok. Hiçbirinin, kimsenin traktörü yok. Gübre ekecek traktör dahi bulamıyorum şu an. Kesinlikle bunu hiç zaman geçirmeden yani hatta 3-5 gün içerisinde verilmesini talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Tarım Bakanımızla. Peki sağ olun. Size de sağ olun.